Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil hasen salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve eyna hatta tuskinehu erzeke teva'a ve tumetti'ehu fiha tevila bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. İnsanoğlu saadeti talep eden bir kişiliği vardır. İnsanoğlu her zaman şunu ister ki ben mutlu olayım. Bundan dolayıdır ki insanoğluna biraz bencildir denilmiştir. Çünkü insanoğlu her şeyi kendisi için ister. Bu insanoğlunun yapısında vardır. Yani Allah böyle yaratmıştır insanoğlunu. Ama saadet nedir? Daha doğrusu mutluluk nedir? Ve gerçek mutluluk nerededir? İnsanoğlunun bunu bilmesi lazım. Kişi eğer gerçek mutluluğu bilmez ise yanlış yol izler. Örneğin bazı insanlar mutluluğun zenginlikte olduğunu zannederler. Ve dolayısıyla da zengin olmak için uğraşırlar. Ve zengin olmak için de birçok değeri ayak altına alırlar. Onların değer verdiği tek şey vardır, daha fazla paralarının olması. Mutluluğun orada olduğunu zanneder. Bir müddet sonra, amacına ulaştıktan sonra, zengin olduktan sonra, bir bakar ki mutlu olmamıştır, olamamıştır. Bazı insanlar mutluluğun, insanın cinsi arzularını tatminde olduğunu zanneder. Ve bazı insanlar hep bu yola başvurur. Ve hiçbir sınır tanımazlar. Daha sonra bir bakarlar ki mutluluk burada da değilmiş. Bazı insanlar mutluluğu bir makamda, bir mevkide oturup insanlara emir etmekte bulurlar. Zannederler ki oradadır. Ve oraya ulaşmak için her türlü çabayı sarf ederler. O makama, o mevkiye ulaşmak için. O makama ve mevkiye ulaştıktan sonra bir bakar ki mutlu değildir. Saadetli değildir, huzurlu değildir. Dolayısıyla da insanın fıtratında, yaratılışında olan mutluluk isteği doğru icrada takip edilmez ise insan neticeten mutlu olamıyor. Allah bize nasıl mutlu olacağımızın yolunu gösteriyor. Nasıl huzurlu olacağımızın yolunu gösteriyor. Ve bu bilgiye de ahlak diyor Allah. Ahlak huy kelimesinden türer. Ahlak yani huylarını düzene koymak sanatıdır. İnsanın bazı kötü huyları vardır. O huyların tespit edilip ortadan kaldırılması lazım. Bazı da İyi huylar vardır insanın. O iyi huyların tespit edilip kazandırılması gerekir. İşte buna ahlak sanatı denilir. Ahlak ilmi denilir. Huy kelimesinden türeyen
bir kəlmədir. Allah nasip edərsə, bizim şu anda başlattığımız sohbet budur. Yani kötü huyları tespit edip ondan uzak durmak, iyi huyları tespit edip onları kazanmaya çalışmak. Uzun bir yolculuktur bu yolculuk. Öyle 3 ayda, 5 ayda bilgi edinerek bunu elde etmek mümkün değil. İnsanın yıllarını alacak bu. Bilgiyi öğrenmek kolaydır. Zamanı da azdır. Örneğin en fazla insanın bir yılını, iki yılını alır. Ama asıl olan bu bilgiler edinildikten sonra bu bilgileri uygulamaya koymaktır. İşte bu bilgileri uygulamaya koymak insanın ömrünü alacaktır. Ama şarttır. Olmaz ise insan mutlu ve huzurlu olmayacaktır. Onun için ilk önce insanın bir kendisini tanıması lazım. İnsan kendisini tanıyacak ki nerede mutlu olabileceğini anlayabilsin. İnsan kendisini tanıyacak ki nelere ihtiyacı olduğunu bilebilsin. İnsan bir kendisini tanıması lazım. Bu konuda Hazreti Ali'nin aleyhisselamın bir sözü var. Buyuruyor ki Efzelul me'rifet me'rifetil insan nefsehu. En güzel marifet, en üstün özellik insanın kendisini tanımasıdır. Peki insan kendisini tanımaz ise ne olur? Tanır ise ne olur? Yine Hazreti Ali Kur'an-ı Hikem'de bu soruya güzel cevap veriyor. Ve buyuruyor ki men lem ya'rif nefsehu. Eğer bir insan kendisini tanımaz ise be'ude en sebilin necat. Kurtuluş yolundan uzaklaşır. O zaman kurtuluşun yolu, yani huzurlu olmanın yolu, kamil olmanın yolu, adam olmanın yolu ilk önce insanın kendisini tanımaktan geçiyor, tanımasından geçiyor. İnsan kendisini tanımalıdır. İnsan kendisini tanımaz ise neticesi ne olur? Hazret buyuruyor ki ve khabbata fi zelaletin vel cehale. Kişi o zaman zelalete, yani yanlış yola düşer ve cehalete düşer. Kendisini tanımayan bir insan cahildir. Hiçbir şeyi tanıyamaz. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadisinde buyurur. Keyfe ya'rifu gayrehu men yechalu nefsehu. Kendisini tanıyamayan bir insan, kendisini bilmeyen, tanımayan bir insan başka şeyi nasıl tanıyabilir ki? Şimdi biz adam olmak istiyoruz. İyi bir huy edinmek istiyoruz. Bunun ilk yolu da insanın nefsini tanımasıdır. Çünkü asıl hedef aslında Allah'ı tanımaktır. Bizi Yaradan'ı tanıyıp Yaradan'a kulluk edebilme sanatını öğrenmemizdir. Asıl amacımız budur. Çünkü biz kuluz. Bendeyiz. Kul olduğumuz için kimin kulu olduğumuzu ilk önce tanımalıyız. Yani Allah'ı tanımalıyız. Allah'ı da tanıyabilmenin yolu ilk önce insanın kendisini tanımasından geçer. Kendisini insan tanımaz ise mümkün değil. İnsan kemale eremeyecektir. İnsan nedir? Şimdi gelelim bu konuya ki insan nedir?
ve insanı nasıl tanıyacağız? İnsan iki boyuttan oluşur. İki şeyden oluşur. Birisi bedenidir insanın, diğeri ruhudur. Beden, beş tane duyu organının yer aldığı vücut bütünlüğüdür. Beş tane duyu organı bu bedeni yönetiyor. Duyma, işitme, koklama, tad alma ve dokunma. His etme duygusu. Bu beş duyu organının aslında bütünüdür beden. Bir de insanın ruhu var. Ruhu tanımak çok zordur. Ki bedeni tanımanın kendisi de çok zordur. Şu anda tıp ilmi, biyoloji ilmi, bilimleri insan bedeni üzerinde uğraşıyor. Tıp insanın beden yapısını en ince ayrıntısına kadar çözmek istiyor. Ki beden arızalarını, beden hastalıklarını tedavi edebilsin. Öyle ya, eğer bedeni iyi tanıyamazsa bir doktor, ağrının neden kaynaklandığını bilemez. Dolayısıyla da tıp gitgide gelişiyor ve bedenin her bölümü için ayrı bir bölüm açıldı. Çünkü şunu anladılar ki bir tıpçı bir bedenin bütünüyle uğraşacak zamanı yoktur. Yani gözü vardır bu işin, kulağı vardır, tad alma duygusu vardır, kemik bölümü vardır, kas bölümü vardır, beyin bölümü vardır, damar bölümü vardır. Binlerce bölümü vardır. Ve her bir bölümün bölümü vardır. Her bir bölümün bölümü vardır. Dolayısıyla beden bile bu kadar karmaşık iken, elle tutulup, gözle görülebilen, laboratuvar ortamında incelenebilen bir yapısı varken çok zordur. Uzmanlık istiyor, ustalık istiyor ve üzerinde uğraşılmak isteniyor. Arıza çıktığı anda bu bedenden arızayla alakalı ilgili doktora başvurulup arızanın giderilmesi isteniyor. Çünkü insan ızdıraptadır. İnsanın bazen kas ağrısı oluyor, kolunu oynatamıyor. Ağrıdan fizahı göklere alıyor. Doktora gidiyor, doktor onun bu ağrısının sebebini çözüp hemen onu tedavi etmesi lazım. Onarması lazım, onu bu huzursuzluktan kurtarması gerekir. Dolayısıyla da kas üzerinde uzmanlaşması lazım. Bu beden, çok kısa da anlattık. Ki elle görülüp gözle görülüp elle tutulabiliyor, tahlil etmesi de kolaydır. Bir de insanın ruhu vardır ki bedenden binlerce, milyonlarca kat daha karmaşıktır bu ruh. İşin kötü tarafı, el ile tutulmuyor, göz ile de görülmüyor. Ruhu anlayabilmenin yolu da sadece ruhla kişinin bizzat kendisinin ilgilenmesi. Nasıl ki bedenin hastalığı var ve insanı rahatsız ediyorsa o hastalık, ruhun da kendisine ait hastalığı var ve insanı o hastalık tedavi edilmediği takdirde rahatsız eder. İşte biz buna kötü huy diyoruz. O kötü huyları tespit edebilmemiz lazım. Doğru da tespit edebilmemiz lazım. Ve onun tedavisini de doğru bilmemiz lazım.
Evet, insan nedir denildiğinde insan beden ve ruhtan oluşan bir bütün varlıktır. İnsanı asıl temsil eden şey ruhtur. Bizi asıl temsil eden şey ruhtur. Önemli olan o ruhtur. Ama insan neticede bedene de sahiptir. Bu ruhun da bedenle bir irtibatı var. Yani biz sadece ruhla ilgilenip bedeni bir kenara bırakamıyoruz. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü ruhu besleyen ve ruhu ortaya çıkardan şey bu bedendir. Biz bedeni bir kenara kesinlikle atamıyoruz. İlgisiz bırakamıyoruz. Bıraktığımız takdirde ruhla ilgilenemeyiz. Ruhu çözebilmemizin yolu bedendir. Bu kadar da sorumludur. Yani ne bedeni atabiliyoruz, ne de tamamen bedene sahip çıkabiliyoruz. Çünkü atamıyoruz, ruhu tanıyabilmemiz için bedene ihtiyacımız var. Tamamen bedene sahip çıkalım, ruhla ilgilenmeyelim. Bu taraftan da Allah diyor ki eğer sadece bedene sahip çıkar, ruhla ilgilenmezsen, sen yine huzursuzsun. Çünkü ruh seni huzursuz edecektir. Herhangi bir ruh hastalığının sende olması seni rahatsız edecektir. Öyledir de. Bir insanın hasetli olduğunu düşünün. Huzursuzdur o adam. Bir insanın sinirli, öfkeli bir yapısı olduğunu düşünün. Huzursuzdur o adam. Bir insanın kibirli olduğunu düşünün. Huzursuzdur o adam. Bir insanın emanete ihanet eden bir yapısının olduğunu düşünün. Huzursuzdur o adam. Bir adamın kumarbaz olduğunu düşünün. Huzursuzdur o adam. Kendisi kumar oynadığından dolayı huzursuzdur. Dolayısıyla da insan karmaşık bir varlıktır. Ama çaremiz yoktur. Bu insanoğlunu çözmek zorundayız. Eğer kemale ermek istiyorsak, eğer mükemmel bir insan olmak istiyorsak, başka da çaremiz yok. Bu insanoğlu çözülecektir. Bu sohbeti başlatmamızdaki sebep, ruhu çözebilmektir. Ruhu anlayabilmektir. Ve ahlak ilminin tek sebebi ve amacı vardır. İyi huyları edinip kötü huylardan kendimizi uzak tutmamızdır. Ve bu da mümkündür. Ayrıca da şarttır. Zorlu da bir yolculuktur. Çok zorlu bir yolculuktur. Ama bu yolculuğa ve bu zorluğa tahammül ettiğimiz takdirde zaten kazanacağız. Eğer bu zorluğa tahammül edemezsek kazanamayız. Allah bizim bu yolculukta başarılı olabilmemiz için ve bu yolculuğa çıkabilmemiz için her birimize farklı imtihan araçları vermiştir. Seyyid Haşim denilen bir tanesi anlatıyor. Diyor ki benim bir kaynanam vardı. Ve bu çok hem de çok zahmet veriyordu bana, eziyet ediyordu. Kendim de fakirdim. Fakirliğimden dolayı da onun evinde kalmak zorundaydım. Bahçesinde tek odalı bir ev vardı, tek odada kalıyordum. Hanımımla beraber. Bu kaynanam beni ne zaman görse bana küfür ediyor. Ne zaman beni görse beni azarlıyor. Çok kötü davranıyor. Ve artık ben dayanamaz hale geldim. Ve gittim merhum Allame-i Gazi'nin yanına. Allame-i Gazi
Allame Tabatabai'nin ustadıdır, büyük ahlak ustadıdır. Gittim onun yanına, dedim ustad, eğer müsaade edersen ben hanımımla boşanmak istiyorum. Boşanayım ve artık bu kaynanamdan da kurtulayım. Dedi, hanımını seviyor musun? Dedim, seviyorum. Dedi, o seni seviyor mu? Dedim, seviyor. Dedi, o zaman boşanmaya hakkın yoktur. Sabret. Tahammül et. Senin kemale ermenin yolu kaynanandır. Allah bu kaynanayı sana senin kemale ermen için vermiştir. Vesile budur. Diyor ki, ben ustadımın sözüne bakıyordum her zaman, Allame-i Gazi'nin. Eve geldim, kapıdan içeriye girdim, kaynanam içeride, bahçede ayaklarını yıkıyordu rahat serinlemek için. Beni görür görmez küfür etmeye başladı. Azarlamaya başladı. Ve ben evin merdivenlerinden yukarıya çıkıyorum, hiçbir şey demiyorum. Artık dayanamadım, geriye döndüm, bahçeyi terk ettim, çıktım evi. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Başımı almışım gidiyorum. Bir anda o sabırı gösterdi ya. Ve ustanın o sözüne baktı. Tahammül edecek artık bu zorluğa. Bir anda bir baktım ki ben iki tane Seyit Haşim'im. Biri et ve kemikten oluşan, azarları eşiden, küfürleri eşiden. Biri de benim kendi Seyit Haşim'im. Etten ve kemikten oluşmayan, o küfür ve azarların hiçbirisinin gelmediği, uğramadığı Seyit Haşim. Ve ondan sonra ben rahatladım. Yani ruhumu bedenimden zayıflattım, ayırdım, sabrettim o zorluğa, o beden zorluğuna. Beden zorluğu neydi? O küfürleri duyma. O hakaretleri duyma. Bu zordu. Ve diyor, çünkü buna tahammül ettim, sabrettim. Artık o makama ve o kemale erdim ki ben anladım ki beden ayrıdır, ruh ayrıdır. Ve ondan sonra eve döndüm. Kaynanama dedim ki artık bundan sonra ne diyeceksen de aman terk etme. Çünkü bundan sonra anladım ki senin bu hakaretlerin benim kemalimin yolunu açan yoldur. Arkadaşlar, hepimizin hayatında bizi zorlayan, bizi imtihan eden mutlaka bir şey var. Bu şey ya kişidir ya başka bir durumdur. Ama bizi hep zorlayan mutlaka hayatımızda bir vesile vardır. O vesilenin olması rahmettir. O şeyin olması iyidir aslında. Kötü değildir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.